Şu anda Eren Bülbül'ün evindeyiz. Arkamda rahmetli Eren Bülbül'ün mezarlığı var. Burada şehitliği var. Burada ve şehit edildiği yerde şu evin biraz tepesinde ormanlık yerde. Ayşe teyze Eren'in şehit düştüğü günden beri taziyeye gelen herkesi evinin kapısında karşılıyor. Sarıldığı herkes de biraz da olsa Eren'in acısını hafifletmeye çalışıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar Ayşe abacığım. Merhabalar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Benim evladım bak kimlerle bir araya getirmiş bizleri. Ya Allah rahmet eylesin. Amin. Hepimiz ona duacıyız. Hepimiz sana da duacıyız. Söz verdik. Ayşe anne ve Eren'in kardeşleri Eren'den sonra evlerinin bir odalarını onun hatıralarına ayırmış. Kıyafetleri, fotoğrafları, Eren adeta hala o evde yaşıyor. Her taraf Eren'in resimleriyle dolu rahmetlinin. Bunlar benim evladımın üzerinden çıktığı gibi. Kurban olsun annem kokularım. Eren. Otlar var çiğnince bitti. Bunlar hala o gün. Halen orada. Onun kokuları. Eren şehit düşmeden bir yıl önce babasını kaybetmiş. Henüz 15'inde olmasına rağmen evin erkeği olma görevi ona düşmüş. Biz babanın gününde de hani anlattığım gibi durumumuz çok iyi değildi ama bir baba evde olduğu zaman, evin önünde olduğu zaman o yük babanın sırtında oluyor. Anne de işte pişirip kodarmakla, doğurmakla, yıkamakla meşgul olan bir anne. Ama baba rahmetli olduktan sonra 7 tane çocukla işte bu gördüğünüz yerde kaldım. Bulamazsa o yol kenarlarında, maskadan çıkışın bakın o yol kenarlarında fırınlar var. Ekmek isterdi, bayat ekmek isterdi. Şimdi Eren bazen ekmek yedirirdi, 2 günde, 3 günde bir, 2 günde bir ekmek yedirirdi. Eren nereden aldın ekmeği abi, biliyorum para yok onda. Annem diye fırınlardan istedim. Şimdi kendi kendime diyorum ki hani, haftada bir gün olsa buna verir. Biliyor millet ki bunların ekmeği yok, baba yok. Bu çocuk buraya her gün 2 günde bir girip ekmek istiyor. Yani acaba ne tepki verirler? Getirdiği ekmeği yemek zorunda yer bunu ama. O kadar düşünce düşünüyorum ki yani acaba azarlayla mı? Acaba ne diyorlar? Eren şu ayağımıza giydiğimiz çoraplara giyinilmiş bir cip çoraba bir gün çalışırdı. Bildiğimiz bir tabak hazır çorbaya bir gün çalışırdı. Hani kendini yedirirdiler. Doyardı doymazdı da bir o yemiş sayılırdı. Eren'in büyüyünce ne olmak istediğini soruyor Alişan Ayşe anneye. Aldığı cevap tüyleri diken diken ediyor. Ne olmak istiyordu anne? Okulu bitirdikten sonra neydi yani? Eren'in en çok hayali önce şehit olmaktı. Sonra da ezan okuma hevesi vardı. Ha buradan kalkardı. Şu camiye giderdi karanlık. Gel derdi bana uyurdusam da bağırdı annem derdi. Ezanı ben okudum annem sesimi duydun mu? Eren'in çok ezan okumak hayalleri vardı. O küçük yaşta namazını bile kılardı çocuk. Asker olmak istiyordu. Abilerine derdi ki 2 tane abisi bunun İstanbul'da askerlik yaptı. Hani bir araya gelince ne konuşur? Köylerdeki kardeşler, çocuklar askerliklerini anladılar birbirine. İşte ben şunu çaktım, bunu çaktım diye onlara yandan geliyor. Diye ki ya İstanbul'un göbeğinde askerlik yaptınız. Ben doğuda görevimi yapacağım derdi. Ve oralarda kalmak isteyeceğim. Bırakırsalar da orada, oralarda kalacağım. Yani ben oralarda seve seve kalacağım. Ayşe anne, Eren şehit düşmeden önce ailesiyle birlikte yaylaya çıktıklarında teröristlerin evlerine girdikleri o günü anlatıyor. Peki bu rahmetli olduğu gün çıkarken ne konuştunuz en son? Ne yapmaya gitti orada? Hiç haberi var mıydı orada hani öyle bir şeyler olduğunda? Şimdi sana bahsetti mi? Benim evladım şehit edilmeden
Bizim evimiz söyledi. Burada da hiç öyle bir şey olmaz normalde. Hayır. 41. yılımı yaşarım ben burada. 41 yıl yaşarım. Belki de evler açık gidiyorsunuzdur. Yani. Aynen dedim. Biz kapı kitlemezdik paça. Yaylalardan ineruk ya. Anahtarı kapıdan alırız. Bir daha yaylaya gideceğimiz zaman anahtar çeviririk. Anahtar dediğim zaman içsen içeriye girersin. Yani bir zorlukla açılacak bir kapı değil. Buraya PKK nereden gelmiş, nasıl olmuş ama biz yaylalara köç edip gitmeden köyümüzde konusu var idi. Hı hı. Şimdi ben inanmak istemiyorum. Niye inanmak istiyorum? Benim evim de ormana takılı. Burada böyle biri olsa hani bana da gel der, bana ekmek ver, bize bir şey verin der. Şimdi biri değil ki, sabah oluyor değiller ki işte. Bizden bu gece geldi biri sigara istedi, ekmek istedi diyelim ya. Benim eşim önümde yok ya, bizi korkutmak için değil. İnanmayırım, zaten inanmayırım yani. Biz de ormana takılı. Bizden niye kimse bir şey istemiyor dedim. Biz çektik yaylaya gittik, yaylaya gittik de 20 gün sonra geri geldik. Hı hı. Geldik ki kabımız bacağımız açılmış. Hani kavanoz orada bir şeylerimiz var, alınmış. Bizim şimdi ormana yakın ya, bizim evlerimiz ağa giriyor. Giriyor ama evde bir şey yemiyor, alıp dışarı çıkar, dışarıda yiyor. Dışarı baktım bir şey yok. Tamam, öyle deyince dedin ki hırsız girdi eve, kesin bir şey yok. O İstanbul'daki büyük oğlumun büyüğünü değil de küçüğünü aradım. Oğlum dedim, bizim evimize biri girdi. Annem dedi, sen bir yerini elleme, hani parmak izi alacaklar gibi. Halbuki ben her yere şeker kavanozuma baktım, un kapım, un kazanım var, ona baktım. Hepsini baktım. Hı hı. Dürtmedim dedim. Ne almışlardı? Şekerimizi aldılar, çayımızı aldılar, pişirecek ne bulmuşsa onu almışlar. Hep yiyecek şeyler. Yiyecek şeyler. Yiyecek dışında bir şey almamışlar. Ama o unun bir un kazanım vardı, ondan aldılar onu. Yani onu dökerek veya bir kapla bir şeyler koyarak poşettiler. Yeri hiç dökmekten. Hani ben yerde iz aradım. Bakayım ki un dökülen yerde ne izi var, nasıl iz var? Hiç iz yok. Hiçbir şey yok. Annem dedi, sen dedi bir yerini elleme dedi. Ben dedi şimdi jandarmayı arayayım. Şu kadar bir müsaade de bu. Sizinle görüştüğümüz kadar müsaade de. Jandarma geldi. Geldi, inceleme yaptı burada. Dedi ki buraya dedi teröristler soydu. Ama ben yine inanmıyorum. Yani yine inanmıyorum. Tabii ki buraya PKK söyledi dedikleri lan burayı incelemeye gibi bağırdılar. Önceden 5-6 kişi geldi. Biz orada, burada bu kapının önünde olduk 20 kişi, 30 kişi. Hı hı. Köyden duyan geldi. O gün bir şey olmadı. Günlerden salı günüydü. Sabah oldu. Yine geldiler buraya bu kapının önüne. Bir arabaya doldular. Sorarlar bize ki biri geldi mi? Eren cevap verdi. Dedi ki kimse gelmedi. Hı hı. Ben o gece hiç uyumadım. Niye uyumadım? Hani keciden biri gelirse kendimden korkmayarım. Acaba çocuklarımı alacaklar? Acaba bize kötü muamelede mi bulunacaklar? Sabah oldu. Eren dedim, biz buradan gideceğiz dedim. Gidelim dedi anne. O arada beni Eren'in amcası aradı. Hı hı. Telefonumu aradı. Eren'le oturuyorum. Alo dedim, alo dedi. Yenge dedi bana, gittiniz mi, burada mısınız? Gitmedik dedim ama, gideceğim dedim ona. Eren'i dedi, yaylaya alıp gitme dedi. Eren'i dedi, bırak burada dedi. Yuhumiye yapsın dedi, bize veya başkalarına fındık zamanı ya. Eren yanımda ama demedim ona ki Eren yanımdadı. Dedim, Eren yanımda yok dedim. Hani Eren'le konuşayım da dedim, beni daha sonra ara. Senin amacın Eren'i de alıp gitmek. Benim amacım gidecek yani. Biz burada daha bu korkuyla daha yaşamayacak. Bakalım bunun sonu da ne olacak diyelim. Eren sordu bana ki annem dedi. Kim idi dedi seni arayan? Dedim Eren amcan aradı beni. Ne dedi sana dedi. Dedim seni istiyor dedim. Fındık yoğumiyesine. Ha böyle elleri koynuna koydu. Daha böyle turdu bir tarafa. Annem dedi. Çok yoruldum, vücudum çok yorgun dedi ama hani okul zamanı geliyor. Çabuk yaşlığım hiç yok. Yine gideyim dedi. Sizlere dedi alıp bir şey bırakırım yemek için. Okula gideceğim dedi. Okul kazanında kolları şöyle kısa. Baba aldı onu ona küçük. Hocam dedi bana ki bu böyle olmaz dedi Eren. Okula başlayacağın zaman kazak al dedi üzerine de şu pileklerin kapansın dedi. Kazak alacağım dedi. Küçük her şey. Baktım ki çocuk kalmak istiyor. Çarşamba günü akşam üzeri ben onu kedirdim.
Şu caminin başında bir sarı ev var, oraya yol ayrılıyor. O yolun ağzında ben Eren'i orada indirdim. Akşam akşam namazları olacak yerde. Eren'e ben kereden son bakışım oradaydı. Eren öyle boynu bir tarafa ev yok. Amcanın oraya doğru gitti. En son orada gördüm. En son orada gördüm. Ama yaylaya gittim çıktım. Bu çocuk kıpır kıpır. Evet bu ciddi yorgun ama. Acaba ne oldu? Yaylaya gittim. Bir haftaya onu ben 5-6 kez arattım yaylada. Eren'in telefonu çalıyor ama cevap vermiyor. Sabah oldu. Perşembe günü sabah. Hayvanlarım var. Yaylada hayvanların yanına gidiyorum. Telefonum çaldı. Döndüm geri. Döndüm baktım telefonum. Eren arıyor beni. Ne oldun dedim oğlum sabah sabah. Annem dedi siz beni akşam aradınız dedi. Ben o kadar yorgunudum dedi. Yattım. Yattım dedi. Babaannem orada kaldım dedi. Dedemin yatağında yattım dedi. İşte rahmetli yakın oldu. Amin amin. Ben dedi amin. Ben dedi dedemin yatağında yattım dedi. Ben telefonun sesini hiç duymadım dedi. Şimdi gördüm. Niye aradınız beni? Eren dedim hani oradan ben seni yola koydum ama acaba oraya mı gittim bir yere mi yani. Bir anne olarak tedirgin oldum onun korktum, için aradım. Tabii ki aradım. Tamam dedi annem. Buradayım dedi. Biz şimdi kahvaltımızı yapıp fındık toplamaya gideceğiz. Yok tamam dedim oğlum. Bir de akşamüstü aradı beni. Yoğun edin Baydes etti. En son araması beni oydu. Annem dedi. Biz dedi bugün amcamla fındık topladık. Burada fındık toplama yarın biter. Amcanın fındıklığı çok dedim oğlum. Kim lan işte saydı. Felancılan biz bugün. Yarın burada fındık toplama biter dedi. Yaylaya ekmek arabası gelirdi. Ekmekçi gelirse dedi annem. Ben 20 lira aldım dedi. Ekmekçi gelirse ekmek alın ondan dedi yaylada. Dedim Eren sen dedim paranı biriktir oğlum. Hani bir defa önce okul kıyafetlerini al dedim oğlum. Yani bize aman ekmeğe sıra ekmekçi dedi beni aradı. Yayladayım dedi. Sizin kapıya gideceğim annem. Git dedim ona yani benim sözüm şeye çıkmasın. Çıkın ekmek alın. Evde de o günü tek ben. Çıktım şimdi ekmekçinin yanına gidiyorum. Azıcık gidiyorum. Yaylada bile evin başına gölgeliyim. Ekmekçinin yanına gidiyorum ama param yok elimde. Çekinme dedi bana. Beni dedi Eren aradı dedi. Benim haberim var dedi. Beni dedi Eren aradı dedi. Bizim evden yanına kim gelirse ekmek var ona. Dedim elimde param olmadığı için çekiniyorum dedim yanına gelme. Eren aramış onu halbuki çıktım. Bana iki tane ekmek daha al dedi. Dedim ona ki benim güzel evladım Eren çocuğum. Eren kazandığı parayı kendi mi kullanacak yoksa ki bize mi kullandıracak? Eren dedim bir çocuk. Çıktım iki tane ekmek içten aldım. Geldim eve ekmek verip olmaya yer bulamıyorum. Çocuğun kendi huzuru da yok. Ekmeği eve gelmiş. Hı hı. Ben en son evladımla onu görüştüm. Onu konuştum. PKK'ya burada rastladığını bana anlattı. Perşembe günü akşamdan geldi ya. Ben ona buradan sonunda giderken dedim Eren sakın buralara gelme. Annem dedi ben geleceğim dedi. Hani bu kuru kapı bacağı üstüne kapattık kürttük. Onları görmüş ya. Onlar onun Eren'i onların gördüğünü görmüşler mi? Görmüşler. Öyle bir şey olmuş mu yani aralarında? Şimdi Perşembe günü akşam üzeri aradı ya beni. Dedi bana ki annem dedi ben bizim oraya gidip bir yoklayayım dedi. Eren'im dedim çıkma dedim orayı dedim. O zaman işte görüyorum. Ben. Aynen. Ben buradan bir soğukluk hissettim yani. Ben burada yaşarım da burada bir şey yok ya. Ben buradan bir soğukluk hissettim. Evimiz, bağımız, bahçemizden ben bir soğukluk hissettim burada. Eren dedim gitme. Yok dedi annem bir gidi dedi bir bakayım dedi. Çocuk Perşembe günü akşam üzeri yoğun meydan bırakıyor. Yürüyerek bu caminin yanından yürüyerek kalıyor buraya çıkıyor. Kalıyor itler kendi evi gibi tüfekler kabinin kıyında kendileri oturuyor. Yani sanki kendi evleri. Evin içine girmişler. Evin içine girmişler. Çocuk onları orada görüyor yani. Onlar kalkaya ya Türk işi çocuğa doğru yürüyorlar ama çocuk onlardan hiç mahcup olmaz. İyi güçem evlam, iyi yaratanım. Ya benim evladımı kandırsaydılar, dağlara çıkarsaydılar. Ben şimdi şu ormanlardan Eren'imi bekleyeceğim. Çocuk onlardan hiç mahcup burada olmaz. Çocuk buradan derhal geri gider.
Eren teröristleri evde görünce hemen jandarmaya haber veriyor ve teröristlerin hain planı işte o gün ortaya çıkıyor. Aradı onları. Ben bizim eve gittim dedi. Ben bizim evde birilerini gördüm dedi. Tabii sordular çocuğa. Gördüğün kişi ne tipte? Onlara hesap verdi. Ne tipte gördüğünü anlattı. Eren demişler ona. Bu saat gece öldü. Biz oraya yarın gelirken biz seni alacağız. O da tamam dedi onlara. Beni alacağınız yer caminin yanları dedi. Hı hı. Eren cuma günü sabahtan kalkıyor. Yine yoğumaya devam ediyor. Cuma saati geliyor. Amcası, amcasının oğlu. Tabii caminin yanında cuma. Camiye gidiyorlar. Abdest alıyorlar. Cuma namazı bekliyorlar. Saati bekliyorlar caminin önünde. Geliyor bir arabada işte benim evladımla şey dediler. Az subayla bir de bir asker. Üzerileri de sivil arabaları da. Aman o arabanın peşine geliyor bir arabada. Onda da iki tane jandarma, onların da arabaları da sivil kendileri de. Onlar da cuma namazı kılıyor. Hı hı. Camiden çıkıyorlar. Cuma namazını kılıp camiden çıkıyorlar. Burada Eren amcası var. Eren'in amcasının Eren'den büyük oğlu var. Tabii çocuğa değil Eren haydi. Eren yerinde duramayan kıpır kıpır bir delikanlı. Yerlerini gösteriyorlar Eren'e. Eren acıktım diyor onlara. Buraya beni getirirken acıktım diyor onlara. Amcanın evi orada yola yakındır. Amcanın evinden gidiyor şu kadar ekmek alıyor. Buradan bir komşu Eren'i rastlıyor. Bir parça ekmek elinde yiyor onların arabasına geliyor. Geliyor da arabaya biniyor. Geliyorlar buraya. O Eren'in kapri olduğu yerin altına geliyorlar. Tüfeklerini arabadan almıyorlar. İniyorlar arabadan. Hani Eren çocuk sanediği gibi çocuk bir yerde bir şey düşürür de almaya gider gibi Eren şey dedildiği yere göstereceğim size. Eren oraya doğru onların önünde kopa kopa gitti. Gitti çocuk bunları akşam ben burada gördüm. Buralarda gördüm. Nerede? Çocuk bakıyor ki azıcık yukarıda yani orada şey dedildiği yerde göstereceğim. 15 metre 17 metre mesafede bu suya yatmışlar. Kumandanım diye hadiler ateş edin. Karahaber tez yaylı. Tabii bizim evimiz söyledi, şu oldu, bu oldu ya. Bizi aradılar. Beni aradıklıyla ben buradaki çatışmaya beni buradan bir bayan aradı. Bayanın telefonunda buradaki çatışmayı duyardım. O kadar büyük çatışma yapmışlar burada. Çuvallarla kovan topladılar. Halen de o çatışma çıktığı yerde gidip oturduğum zaman şu kadarcık kovan buluyorum orada. Hala o kadar. Hala ne kadar burada. Burada ne kadar büyük çatışma yaptı. Sonra haber sana nasıl geldi? Bayan aradı beni ya. Neredesin dedi bana. Yayladayım dedim. Niye sordun dedi bana. Ama çatışma sesleri bana geliyor. Bayan da caminin yanlarından arıyor beni. Hı hı. Neredesin dedi bana. Sizin orada çatışma var. Bayanın deyip de bildirmesini bildirmedim. Telefonumu kapattım. Onu kapattım. Telefonuma sarıldım. Eren'i aradım. Eren'in telefonu çalıyor ama cevap veren yok. Hele 100 kez ben evladımı aradım. Eren'im, yaralı Eren'im. Karnı doymayan Eren'im. Annem kurban olsun o aç karnı olan. Benim evladım yemiş olsa, karnı doymuş olsa o acıya orada dayanacaktı. Bitmedim. Ben onun yanına geleceğim. Allah'ıma yalvaracaktım. Beni evladımın yanına getir. Benim onun orada akıttığı kanları ben yalar da kurudurdum. Annem kurban olsun o kıpkırmızı delikanlı kanı var. Telefonu çalayım mı? Bana cevap veren yok. Eren'in bir de büyük abisi vardı. Abi beni bıraktı yaylada kaçtı. Ben hemen anladım. Benim evladım şehit edildi. Benden Iraklandı geri arayı beni. Annem diye, Eren de diye çatışmadaydı diye ama. Eren dizinden yaralandı diye Eren'i ameliyata aldı gittiler. Ayşe anne evladının şehit olduğunu daha haberi almadan hissetmiş. Benim evladım dizinden diye, dilinden vurulsa da sağ olsa bana karıp karıp. Ha annem. Annem kurban olsun o ha annem dedi onu diler. Benim evladım dedim şehit edildi. Beni hiç kimse kandırmasın dedim. Bana doğrusunu söyleyin. Hiç yayladan aşağı gelen beni arabaya kimse alma.
Birini almaya geldi. Turat'tan bir taksici geldi. Taksicinin önüne yola kendimi bıraktım. Beni alıp git dedim. Yani düşünüyle ki buna ne diyeceğim. Dedim beni alıp gidin dedim. Benden hiçbir şey gizlemeyin. Bizim orada çatışma çıktı dedim. Benim evladım şehit edildi dedim. Ay kurban olayım ben damırcıkçılığım he. İlerce akşam aldım yandım kırağına. Arabada başka yolcular hep birbirine bakıyor ki. Yani ağzımızdan bir şey kaçırmayalım. Yol boyu dedim onlara ki ama ben yol boyu sürekli Eren'in telefonu bir zaman çaldı. Sürekli ararım. Bir zaman çaldı. Bir zaman sonra biri kapattı onu. Daha ulaşılmadı ona. Geldim yandım maçkamıza. Beni getiren arabacı dedi bana ki seni haydi dedi ve köye çıkartayım. Hayır dedim. Beni Eren'imin kokusu bana nereden geldiyse beni oraya getirin dedim. Yok dedi değilsem Eren dizinden vuruldu ameliyattadır. Eren ameliyattan çıkacak köye eve gelecek dedi. Siz dedi orada toplanacaksınız. Hayır dedim. Eren hangi hastanede dizinden ameliyat oluyorsa beni o hastaneye getirin. Fakülteye getirdiler beni. Trabzon'da fakülteye çıkarken fakültenin önü biraz ramba. Kardeşler hani koyunlar kalır, kuzular meleşir ya. Ben arabanın içinden yani dışarıdan imdat bekliyorum. Desinler bana ki Eren yaralıdır. O feryatları duydum. O feryatlar arabanın içinden. Ben bunların feryadını hastanenin önünde körüyorum. Arabadan indim. Belediye başkanımız, kaymakam bey. Benim üzerime yürüdüler. Vali bey yani bana bir şey. Bana dedim herkesi, bana dedim hiç kimse bir şey demesin dedim. Sana bir şey diyeyim mi Ayşe teyze? Benim de kardeşim rahmetli oldu. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun benim kardeşim. Biliyorum ondan da haberim var. Başınız sağ olsun oğlum. O da Covid'den rahmetli oldu. Ben de hep diyorum ki... Üç gün önce diyorum keşke hastaneye yatırsaydım. Belki bir şey olmazdı. İşte zaten. Ama işte kader. Pekiler zaten başımızda oyalanmak, kurgu onlar kalıyor işte yani peki. İşte bir gün... Allah ne emrederse, kaderinde ne varsa, ne bir dakika fazla, ne bir dakika geç, ne bir dakika erken üstü oluyor böyle. Şimdi... Onun da kaderine bak sen hep diyorsun ki şehit olmak istiyordu. Evet. Asker olmak istiyordu, polis benim olmak istiyordu. Benim evladımın beyninde hep onların kurguları vardı, onların hayalleri vardı. Ben hiçbir zaman isyan etmedim. Benim şu gördüğünüz ayaklarım ayakkabı giymemiş. Eren'imden sonra dedim hani birinin yanında ayakkabı aldı da yolladı bana. Ben onları nasıl giyineyim? Ne diye giyineyim? Ne yaramazsın? Benim Eren'imin ayağında kara lastikler vardı. Eren'in annesi Eren'den sonra ayakkabı giyineyim. Bizim azıcık yukarımız orman. Bir çam ağacının altında tırnaklarımla, ellerimle yer düzlesem, orada dursam da evladım yanımda olsa. Nereden? Şuradan çıkacağız. Çıkalım merdivenden. Gel. Ayakların çamurlanmasın. Benim evladım bizim hayatımızı değiştirdi. Bizim çıkacağı göre şimdi göreceksin. Benim eşim... Kapri upayırlıktaydı, upayır yerdeydi. Tevladımız onu bile bize imkan sağladı. Yani bu gördüğünüz yerleri bunlar hep tevlat. Benim bir torba çimento alacak gücüm yoktu. Ben Allah razı olsun. Evlatlarımı ekmek bulup yediremezdim. Allah razı olsun. Nereden çok, alacaktım? Çok ziyaret eden oluyor değil mi? Çok tabii geliyormuş. Tabii. Eskiye bura değil mi Gizem? Şurası. Eskiye burası işte bak. Şu ufak yer mi? Ha küçücük ha. İşte bak benim evladım şurada şey... Şuradan ha buraya ateş edildi o. Eren şurada şey dedi. Ha burada. Oradan ateş ettiler. Şuradan ha buraya ateş ettiler. Şurada Enfer Karışan abi resim çekildiler. Hatta o resim hiç kimsede yok. Sosyal medyada bile yok. Onu Ferhat Gedik, şehit Ferhat Gedik eşine attı. Yani online çekiyor. Eşine atıyor. Burada oturuyorlar. Burada oturduktan sonra resim çekiliyorlar. Resim çekildikten sonra... Çeşmede ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Oradan ateş ediyorlar ha. O sırada da ateş ediliyorlar. Elinin saçları uzundu şöyle. Ellerini yıkadı. Ellerini şöyle yüzüne vurdu. Saçlarını yukarı diklerken komutanım yere yatın ateş ediyorlar dedi. Zaten direkt şurada. Burada. Tam şurada.
Aynı dediğim gibi anneler babalar bir şeyleri yaşamak, bir şeyleri çekmek zorunda. Ben o Kecekondu'da hayatımızı geçirdik. O Kecekondu'nun önünde yapılan yer, orada yürüyüp ona girmek yolumuz. Orada çocukların banyosu oraydı. Eren'i ben kaç kez karlarda orada banyo yapayım. Şu kapı şöyle açık bir mersebe suyu döküyor, banyo yapayım. Çocuğun sırtından tuman çıkıyor. Yani baksana bu kapının önünde geçiliyor, bu kapının önündeki... Burada bu küçücük evde o 12 küçücük kardeş. Evde 13 tane çocuk doğurdum. Ben de bir anneydim. Allah size sabır versin. Eren'im annen kurban olsun yattığın yerlere. Burada Eren'in ne kadar bir kanı aktı biliyor musun? Ben sandım ki evladımın çığırlarını aldı da burada serdiler. Eren'in burada vücudunun kanı aktı da çıktı. Benim evladımın karnı acıdı. Karnı doymuş olsaydı o acıyı yeneceğiydi. Ben ona kavuşacağım. Yani şimdiki anneler benim hayatımı göz önünde. Baksana yaşadığımız yere. Ama ben o çocuklarla meşguldüm. Ben onları büyütmekle meşguldüm. Ben buradaki zorluğu hiç anlamamıştım. Ne zaman ki anladım. Eşimi kaybettiğim zaman. Hı hı. Eşimden sonra da daha zaten bir yıl sonra Eren şehit edildi. Eşimin acısını yenmeden, o yoklukta, o bir parça ekmeğin derdindeyken bir de baktım ki ben Eren'imi yaşadığım Kecekondu'nun önünde tekrar şehit verdim. Ta artık ondan sonra. Benim için aç da olsam önemli değil yani. Eren'den sonra biz bir parça ekmek yedik ama bak şurada hayat geçiren evladın ekmeğini yiyor. Bu çok zor. Bunu desen de kimse inanmaz yani, inandıramazsın kimseye. Baksana bizim buradaki hayat hikayemiz neydi? Şehit olduğu günü ben buraya gelemedim. Ben geldim, sonraki günü geldim. Defnedildiği günü ben cumartesi buraya geldim. Cuma günü benim evladımı buradan aldı gittiler. Beni çok zorladılar. Eve getirmeye ama ne yapayım siz evde? Gelmedim. Ayşen abi burada olay olduğu için yani burada terörist belirtisini verdikten sonra zaten biz şey de oldu. Taziye evini ablamın orada kurmak zorunda kaldık. Çünkü o zaman ağaçlar aşağıdaydı. Güvenlik güçleri yani kuramadılar. Hı hı. Hani ne olur ne olmaz hani burada olurlar, kalabalığı yine sizerler gibisine. Yani onu bize olay zaten buralar temizlendi çünkü burada baya 42 kurşun karşıki Ferhat komutanımız Eren'in. Eren'de de var. Yani, atlılar abiyle biliyor kaç kurşun var da ben bileyim. Yani öğrenmek istemiyorum. Eren'i kabrine koyarken büyük bir bayrak öneme çaktılar hani. Babanın baş yanında durdum ya. Görmedim. Büyük bir bayrak işte Eren'in kanları dışarı mı süzeydi? Eren'in yerine korken benim önüme büyük bir bayrak çektiler evladımın yerine. Bana ben evladımı göreceğim dedim. Benim Eren'im şehit olmak isterdi ama askere gideceğiydi dedim. Eren'in yüzünü bana gösterdiler. Aynı o resimdeki gibi saçlar sarı sarı saçlar. Benim evladımın saçları o resimdeki gibi bu tarafaydı. Eren'in saçlarını bu tarafa çevirdiler. Bu tarafa yatmış açtı gösterdiler. Eren'imin yüzünü öptüm ama. Yani ben Eren şehit edildi ki değil gelmeyecek diye öpmedim. Benim evladım bir gün gelir dedim. Halen bekleyirim. Bunlar akşam oluyor ya. Kapıyı kilitleyip anahtarı içeri alıyor. Almayın diyelim. Ateş ettikleri yer. Şura benim evladımın olduğu yer burası işte. Bura benim için çok değerli ama buradan yürümek zorundayım. Geçmek zorundayım. Yaşam yerim buraya, hayat hikayem buraya. Yani ben buradan kesmek zorunda oluyorum. Benim için çok zor oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Anneciğim hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Ailene çok. Biz de çok. Senin evladınız. Çok ne lazım olan. Olursa. Güle güle yarın. Araman yeterli. Allah'ım nasip eylesin sizlere. Allah'ım hadi görüşürüz. Üzüldürsün. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Gizemciğim. Kardeşim benim. Hadi görüşürüz. İyi bak kendine. Sana çok iyi bak. İstanbul'a bekliyorum seni. Bu sablaya çok selam. Tamam Alex selam. İstanbul'a bekliyorum ha. İnşallah. Tamam. İnşallah. Hadi iyi bak kendine. Görüşürüz. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Sağ olun.